gibi ülkemiz ve dünya bir pandemi sürecinde bir pandemiyle mücadele ediyor ve bildiğiniz gibi her kesimi etkiliyor. En çok da kronik hastalığı olan arkadaşlarımızı etkiliyor. İsterseniz bu COVID-19 süreci nasıl başladı, nasıl ortaya çıktı oradan başlayalım. Bildiğiniz gibi ilk olarak Çin'de Huan bölgesinde ortaya çıktığı düşünülüyor. 2019 Aralık ayında oradaki bir hayvan pazarında başladığı düşünülüyor. Çünkü ilk olarak iki kişi öldü. Bir tane orada, bir ta orada satıcı olan bir kadın ve bir erkek de öldü. Ondan sonra da süre içerisinde dünyaya yayılmaya başladı. Şubat ayına geldiğimizde tüm dünyaya neredeyse yayılmaya başlamıştı 2-3 ay içerisinde. Ve bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü de bunu bir pandemi olarak, pandemi demek bütün dünya gelenini, bütün dünyayı ilgilendiren bir hastalık olarak kabul etti. Adı nereden geliyor diyebilirsiniz, niye koronavirüs diyebilirsiniz. Korona aslında taç demek, yani kralların taktığı taç gibi. Bunlara mikroskop altında, elektron mikroskobu altında baktığımızda taç gibi göründüğü için buna bu anlama gelen koronavirüs adı konmuş. Ve COVID-19 derken koronavirüs enfeksiyonu 2019'un kısaltması olan COVID-19 adını vermişiz aslında bunun kısaltılması. virüs enfeksiyonları daha önce dünyada yok muydu? Vardı. Bu da bildiğiniz gibi MERS virüsü, SARS virüsü daha önce dünyamızın daha önceki yıllarında etkilemişti geniş kesimleri ama bunun kadar dünya genelini etkilemişti daha önce sonlanmıştı. Dünya'da peki şu an en son durum ne? Gelmeden Dünya Sağlık Örgütünün sayfasına baktım buraya. Ee, baktığımda 67 milyon yaklaşık 70 milyon kişinin şu ana kadar enfeksiyonu geçirdiği ve yaklaşık bir buçuk milyon kişinin de öldüğünü yani Malatya'nın neredeyse iki kat nüfusuna yakın kişinin öldüğünü görüyoruz. Ülkemizde de yaklaşık 1 milyon kişiye yakın kişi bu virüste enfekte oldu ve şu ana kadar yaklaşık 15 bin kişinin öldüğü 5 bin kişi civarında da yoğun bakımlarda olduğunu biliyoruz. Yani düşünün dünyada Malatya nüfusunun iki katı kadar insan olmuş ve bir ilçe büyüklüğünde de Türkiye'de insanların öldüğünü biliyoruz ve gittikçe de yayılıyor. Nasıl öldürüyor diyebilirsiniz, diğer virüslerden fark ne diyebilirsiniz. Aslında diğer virüslerden çok farkı yok, onların mutasyona uğramış ve akciğere özellikle akciğere gidip tutunup orada zatüre yapmasıyla öldürüyor. Vücudumuzda bu virüsün vücudumuza girmesini sağlayan bazı proteinler var. Bu proteinlerde daha çok akciğerlerimizde var. Dolayısıyla bu virüs vücudumuza girdiğimizde öncelikle akciğerlerimiz tutuyor. Vücudumuz bu akciğerlerle akciğerlerdeki mikropla mücadele edilirken akciğerlerimiz zarar görüyor. Orada sıvı birikiyor, ödem dediğimiz ve sonunda da e, solunum sıkıntısından genelde öldürüyor ama onun dışında başka yollarla da öldürüyor. Bu aynı zamanda bizim e, kanımızın pıhtılaşmasını da e, düzensizleştiriyor ve e, kanama problemleri de yapabiliyor. Pıhtı da attırabiliyor. Buna bağlı felçler, kanamalar gibi nedenlerle de inmeler gibi nedenlerle de öldürebiliyor. Nasıl bulaşıyor derseniz daha çok nefes yoluyla bulaşıyor. Biz konuştuğumuzda ağzımızdan tükürükle bunları etrafa saçıyoruz. Bunlar bir miktar çok küçük bu virüsler. Yani normal mikroskopla bile görülmeyecek büyüklükteyler. Çok küçükler. Havada bunlar bir miktar asılı kalabiliyor. Bizim ağzımızdan dolayısıyla çıktığında bizde eğer virüs varsa bu havada kaldığı için başka bir kişi bize yakın nefes alırsa çok rahat ona geçebiliyor. Ya da yakın temasta bulunduğumuzda vücut sıvılarımızın herhangi bir vücut sıvımızla karşı tarafa geçebiliyor. Dolayısıyla da dikkat etmemiz hep denen işte maske ve mesafe bu buradan kaynaklanıyor. Dedik ki çok ciddi bir sayıda insanı dünyada ve ülkemizde öldürdü ve ölmeye devam ediyor. Bu, bu ölümler başlayınca bilim adamlarının en çok yoğunlaştığı şey kimler risk altında? Kimleri daha çok öldürüyor? ki onlara yönelik önlem alalım. Aslında herkesi her yaştan herhangi bir hastalığı olmayan kişileri de maalesef öldürebiliyor ama ilk biliyorsunuz Çin'den başladığı için Çin Çin'den gelen çalışmalara baktığımızda Çin'lerin ilk şeylerinde bakıldığında kronik hastalıklardan en çok da hipertansiyonu, hipertansiyon olan hastaları etkilediğini gördük Diabeti olanları etkilediğini gördük ama orada obest olmadığı için obezlerin çok adı geçmedi Daha sonra önce İtalya Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yayılmaya başlayınca baktık ki kronik hastalıklardan en fazla etkiledikleri bir grupta obezler Yani kronik hastalığı olanlarda mutlaka bunun bunun öldürme riski artıyor hastalığın daha kötü geçirme riski artıyor Sadece kronik hastalıklar mı kronik hastalıklar dışında da yaş maalesef artırıyor özellikle 50 yaşından sonraki her 10 yılda bir ölüm riski 2'ye katlanıyor. Yani 50 yaşındayken ölüm riskiniz 1 ise 60 yaşında 2'ye çıkıyor, 70 yaşında 3'e 4'e doğru ilerliyor. Yaş da tek başına ileri yaş bir risk. Onun için de bu biraz bu 65 yaşa gelen sınırlamalar daha çok bu yaş grubunun daha tehlikeli olduğu için yine bu belli bir yaşla beraber bu saydığımız kronik hastalıklarda artıyor. Diyabet de artıyor, hipertansiyon da artıyor. Birçok başka böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları, kanserler, birçok hastalık yaşla beraber arttığı için hem yaşın kendinden dolayı hem de bu eşlik eden hastalıklardan dolayı ölüm riski artıyor. Hastalığı kötü geçirme riskiniz artıyor. Herhangi bir hastalıktan sonra sekel, araz kalma riski artıyor. Bu hastalıkları tekrar bir altını vurgulayarak geçmek istersek, diyabet bunlardan en önemlilerden bir tanesi, hipertansiyon yine en önemlilerinden bir tanesi, obezite çok önemli yine, kalp hastalıkları, kanserler, romatolojik hastalıklar gibi birçok hastalığı bu bağlamda sayabiliriz. Bunlar risk altında. Dolayısıyla bu risk altındaki kronik hastalığı olanlar ve ileri yaştaki hastalar nelere özellikle dikkat etmeli. İsterseniz bir iki spesifik hastalıkla önce başlayayım. Ya da ondan önce de aslında ilk söyleyeceğim herkesi ilgilendiren bu bakanlığımızın önerileri. Sağlık Bakanlığı'nın biliyorsunuz 10 tane kuralı var. İşte bunlar maskeyle başlıyor. Maske mutlaka maske takması, ellerimizin düzenli düzgün yıkanması en az 20 saniye kadar. Çünkü suyla bunu uzaklaştırabiliyoruz bu mikropları. E, artı bu virüsleri artı sabunla yıkadığımızda e, bu sabunla karşı direnç e, çok e, ne diyelim hassas e, sabun bu virüse değdiğinde virüs parçalanıyor yok alıyor. Dolayısıyla sabunlu bol suyla ellerimizi yıkadığımızda mutlaka etkileniyor. Onun dışında e, dedik ki mesafe çünkü en çok bu solunum yoluyla nefesle bulaşıyor dedik. Dolayısıyla da mesafemizi e, korursak ki bu en az bir metre hatta tercihden 2-3 metreden daha fazla olması gerekiyor ve mutlaka iki tarafında karşılıklı e, maske takması gerekiyor. Çünkü nef nefesimizi verirken maske bu virüsleri süzeceği için dışarı çıkmasını ya da bizden dışarı çıktığında karşı tarafın maskesi dışarıdan gelecek virüsleri engelleyeceği için çok önemli. Maske yani olmazsa... Maalesef olmazsa olmalı. Biraz hayat konforumuzu bozuyor ama e, mutlaka takmamız gerekiyor. Bunun gibi işte bakanlığın önerilerinin 14 tane önerisi var biliyorsunuz. E, tokalaşmayın e, gibi, e, misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin, e, kapalı ortamlarda bulunmayın. Odanızı mümkünse havalandırın. İşte e, kişisel eşyalarınızı kimseyle mümkün olduğu kadar Paylaşmayın, örneğin havlunuz ya da elimde mesela kalem gibi ya da telefonunuz gibi kimsenin el sürmesine izin vermeyin ve bir şeye dokunduğunuzda da mutlaka tekrar elinizi yıkayın. Eğer çantanızda mutlaka dezenfektan bulundurun. Yemek yemeden önce özellikle mutlaka ellerinizi çıkarın. Çevrede gördüğüm en büyük hatalardan bir tanesi yemek yerken, çay içerken bunları bu maskeleri çıkarttıkları için savunmasız kalıyorlar. Bir de el, elinize bir yerden bulaştıysa bu, mutlaka onu siz ağzınıza götürdüğünüzde, burnunuza, yüzünüze sürdüğünüzde hastalığı bulaştırabiliyorsunuz. Yine insanların çok temas ettiği kapı kolları gibi, trabzanlar gibi yerleri, yerleri çok çok silmek lazım. Mümkün olduğu kadar oralara dokunmamak lazım. Dokunduğumuzda da mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Şimdi birkaç hastalıktan da artı bahsetmek istiyorum. Bizim en çok rastladığımız şeylerden bir tanesi işte diyabet hastaları. Endokrinolog olduğumuz için diyabet hastalarından bize en çok sorulan soru benim hastalığa yakalanma riskim daha mı yüksek diye soruyorlar. Aslında hastalığa yakalanma riski diyabet hastalarının daha yüksek değil ama hastalığı yakalandıktan sonraki süreçte hastalığın daha kötü seyredebiliyor daha olumsuz sonuçlarını görebiliyorlar ve normal diyabeti olmayanlara göre diyabetli hastalar bu hastalıktan daha fazla maalesef e, ölüyorlar. E, bir diyabetli hasta olarak ne yapabiliriz? E, doğal olarak bu az önce saydığım kurallara, bakanlığın kurallarına, bakanlığın sağlık Bakanlığı koyduğu kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Onun dışında da bu süreçte ister istemez hastanelere e, eskisi kadar sık gidilemiyor. Çünkü e, bulaşma riski daha da artıyor. Her ne kadar çevremde benim izlediğim e, doktorlar da dahil e, hastalığın bulaşması hastaneden çok daha çok özel ortamlarda yakın arkadaşlarından ve ev ortamında ya da iş ortamında e, bulaştığıydı. Çünkü hastanede herkes dikkat ediyor. Herkes maskeli ona göre giyinmiş olduğu için hastaneden e, eskisi kadar korktuğumuz kadar bulaşmadığını biliyoruz ama yine de hastaneye e, çok mecbur kalmadıkça Gitmememiz gerekiyor. Belli durumlarda gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bir miktar kendimizin doktor olması gerekiyor. Mutlaka evde bir kan şekerini ölçecek aletimizi edinmemiz gerekiyor. Onunla sürekli kan şekerimizi kontrol etmemiz, belli aralıklarla kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu ne kadar sık yapacağımızı doktorumuza sorabiliriz çünkü insülin kullanan bir hasta da bu farklı olabiliyor şeker ilacı tap olarak kullananlar farklı olabiliyor. Tip 1'de farklı, tip 2'de farklı, GB'de farklı. Ama belli aralıklarla ya da en azından kendimizi kötü hissettiğimizde kan şekerimizi ölçmemiz lazım. Bunun için de evimizde glikoz ölçüm aletlerini bulundurmamız gerekir ve yeterince de bunu yapacağımız çubuklar bulundurmamız lazım. Onun dışında yine eğer daha önce hipoglisemiz ve şeker komalarına sık giriyorsak, girmiş giriyorsak, böyle bir hikayemiz varsa e, idrardaki ketonu ölçecek e, aletlerin de yine glikoz ölçümü gibi var. Onları da yanımızda bulundurmamız gerekiyor. E, bakanlığımızın e, aldığı akıllı bir kararla e, kronik hastalıklar biliyorsunuz eczanelerden e, çok rahatlıkla 3 aylık ilaçlarını alıyorlar. Bunları son ana bırakmayın çünkü Sokağa çıkma yasakları tekrar gündeme geldi, tekrar başladı biliyorsunuz. Evinizde mutlaka yeteri kadar ilaç olsun. Zaten eczaneye gittiğinizde doktora gitmeden size veriliyor. Bu, bu da tekrar bu sürelerde tekrar uzatıldı. Bu hastalık devam ettikçe de uzatılacağını düşünüyorum. Yani ilaç edinmekle ya da ilaca ulaşmakla ilgili bir ülkemizde sorun yok. Aslında dünyanın birçok yerinde bu, bu sorun çok daha fazla hissediliyor. Dolayısıyla yeterli ilaç elimizde bulundurmamız gerekiyor. Kandı, kendi kan şekerlerimizi ölçmemiz gerekiyor. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Şeker hastalıkları zaten dikkatli beslenmek zorunda. Bu, bu durumda daha da dikkat etmemiz gerekiyor şeker hastaların. Bol su içmek gerekiyor. Bize yine en son çok sorulardan bir tanesi de vitamin alayım mı? eğer eksikliği yoksa yani bir yemeğiyle ilgili probleminiz yoksa daha önce bildiğiniz bir vitamin eksikliğiniz yoksa rutin olarak alınması önerilmiyor. Ama ülkemizde D vitamini çok eksik. Çoğu hastada eksik biz baktığımızda görüyoruz. Dolayısıyla D vitaminini yani mümkünse baktırarak ya da baktırmadan bir miktar doktorunuza danışarak alabilirsiniz. Çünkü D vitamini eksik olanlarda da bu hastalık maalesef kötü Devam ediyor. Ne zaman hastaneye gitmeniz gerekiyor? Bir kere. Tabii ki kan şekerleriniz yüksek gidiyorsa ya da Covid bulguları olan Covid hastalıklarında gördüğümüz yüksek dirençli ateş, öksürük, nefes darlığı, eklem ağrıları, koku alamama, ishal, karın ağrısı gibi şikayetleriniz varsa ve şekeriniz yüksek gidiyorsa gitmeniz lazım hem şekeriniz için hem de belki Covid olmuşsunuzdur bir an önce onun tedavisini başlamak için. Önceden bu ilk başladığında bu hastalığı çok tanımıyorduk. Bu ilk ölümler biliyorsunuz Mart ayında 17 Mart'ta başladı Türkiye'de. Ondan sonra artmaya başladı. Çok bilmiyorduk. Daha çok hastalar ölüyordu o zaman. Ama şimdi artık ülkemizdeki hekimler bu konuda artık bilgi sahibi, deneyim sahibi. Çok az, çok daha az hastamız ölüyor ilaçların hangi ilaç nasıl iyi geliyor, hangi dozda kullanıyoruz çok daha iyi biliyoruz. Dolayısıyla da erken hastaneye gittiğinizde e, mutlaka müdahale edecektir. Ülkemizde bu ilaçlar biliyorsunuz COVID ile ilgili ilaçlar ücretsiz olarak veriliyor. Gene bu da ülkemiz için bir şans. Dünyada birçok ülke bunu e, hastaların kendilerinden talep ediyorlar. Diyabet dışında e, en çok etkileyen işte ölüm ve sakat kalmayı 2-3 kat artıran belki 4-5 kat artıran hastalıklardan bir tanesi de hipertansiyon hastalığı. Dediğim gibi ilk Çin'de çok bunun önemi fark edildi bu hipertansiyonun. İlk başta acaba bazı tansiyon ilaçlarından mı kaynaklanıyor diye tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Ama sonra bakıldı ki tansiyon ilaçlarından bağımsız bu vücudun, vücudun hücreye girmesini sağlayan bir protein var. S2 diye bir proteinden bahsediyoruz. Bu proteinler hipertansiyon hastalarında daha yüksek görülüyor. Dolayısıyla da bunlar da virüs yükü daha fazla oluyor. Virüs daha çok hücrelerine giriyor. Dolayısıyla da hipertansiyon hastaları olumsuz etkileniyorlar. Dikkat etmeleri gerekiyor. İlaçlarını asla kesmemeleri gerekiyor. Tansiyon ilaçlarıyla ilgili başta bir şüphe oldu ama şimdi herhangi bir şüphe yok. E, tansiyon ilaçları, piyasada bulunan hipertansiyon ilaçlarıyla, dan hangilerini kullanıyorsanız ona devam edin. Değiştirmenize herhangi bir şekilde gerek yok. E, önemli olan burada tansiyonunuzun düzenli gitmesi, e, düzenli olması. E, dine tansiyon hastalar için de e, aynı geçer, hasta şeyler geçerli. Mümkün olduğu kadar e, kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Evde olmaları gerekiyor. E, sos, diğer e, sosyal ortamlarda mecbur kalmadıkça bulunmamaları, evden mecbur kalmadıkça e, çıkmamaları ve çıkacaklarsa da mutlaka maskeleri ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor. Diğer bir kronik hastalık bizim çok olumsuz etkilediğini bildiğimiz, gördüğümüz, literatürde de gördüğümüz hastalık ise obezite hastalığı. Yani fazla kilo hastalığı. Fazla kilolarda zaten solunum sıkıntısı bir miktar oluyor. Zaten diğer tansiyon sık oluyor, şeker hastalığı bunlar da zaten sık oluyor. Başka hastalıklara zaten şey zemin hazırlıyor. Bir de COVID hastalığı eklediğinde diğer hastalara göre bakıyoruz. Bunlar çok daha fazla yoğun bakıma yatıyorlar. Çok daha fazla solunum cihazına bağlanmak zorunda kalıyorlar ve çok daha fazla ölüyorlar. Bu Avrupa verileri, İtalya, İngiltere ve Amerika verileri gelmeye başladıkça obestenin hipertansiyondan da daha ön planda etkilediği ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla da bu hasta hastalığı olanlar da mutlaka az önce söylediğimiz e, kurallara uymalı, dikkat etmeli. Tabii ki ek olarak da e, bunların e, kilosunun bir de evde kaldıkları için normalde de diğer hastalarında e, kilolarının bir miktar artma riski var. Çünkü hareket azaldı, evdeyiz, daha çok belki yemek yerinde yemek yerin e, yemek zorunda kalabiliyoruz ya da yemek ile baş başa daha fazla kalabiliyoruz. Çok bir meşgalemiz olmadığı için. Dolayısıyla dikkat etmeli kilolarını almamaları, kilo verdirici bir tedavi alıyorlarsa ki ülkemizde kilo verme ile ilgili ilaçlar var, kullanılıyor. Bunların devam etmeliler, bunların herhangi bir şekilde bu, bu pandemiyi ya da bu COVID-19 hastalığını artırdığına dair bir veri yok. Rahatlıkla bu obeste ile ilgili ilaçlarını alma, alabilirler. E, çok sıkı olmamak kaydıyla e, çünkü e, çok zayıflarlarsa da bu da bir risk faktörü. E, diyet yapabilirler. E, oradaki dikkat edecekler şey e, dengeli olması. Tek yönlü diyetlerin olmaması. Piyasada görüyoruz e, ne diyelim magazin maalesef bunlardan bazıları da doktorlar da yapa, yapabiliyor. Magazin doktorları dediğimiz tek yönlü beslenme diyetleri öneriyorlar. Yok işte ketojenik diyet, yok işte sadece protein diyeti, sadece yağ diyeti gibi. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Bir de bitkisel ürünlerle ilgili olumsuzluklar var. İnsanlar bitkisel olunca zararsız olduğunu düşünüyor. Aslında bitkisel şeyler de zarar verebilir. Onları da mutlaka doktorlarına danışarak kullanmalı. Onların bir de bir kısmının içine mutlaka katkı maddeleri katmış olabiliyorlar bunlara dikkat etmesi gerekiyor obez hastaların Onun dışında nasıl bu başka hastalıklarda nasıl dikkat edelim Örneğin kanser hastaları işte kanser hastaları kemoterapi sürecinde özellikle dikkat etmeleri gerekiyor kemoterapi için kullanılan ilaçlar vücut bağışıklığını azaltıyor Onun dışında da direkt ümün sistemle ilgili Ü sistemi etkileyen e, kanser hastaları var, lenfomalar gibi, lösemiler gibi, kemik iliği kanserleri gibi. Bunların da yine e, bunların e, hastalığa yakalandıklarında e, kötü göğüs geçirme olasılıkları normale göre daha yüksek. E, bunlara mutlaka bu başta saydığımız kurallara dikkat etmeleri lazım. E, onun dışında... Ev, evde kapalı kaldığımız günlerde, karantina günlerinde evde de olsak en azından bahçeli ise evimizin etrafında değilse ise evimizdeki bir mesafe belirleyip en uzun en geniş odamızı alıp onun için de mutlaka egzersizlerimizi yapmamız egzersizler yapmamız gerekiyor beslenmenin yanında çünkü biz hareket etmezsek kaslarımız azalıyor, kaslarımız eriyor ve kaslarımız eridikçe de metabolizmamız yavaşlıyor, kemiklerimizde olumsuzluklar başlıyor, vücudumuzda başka olumsuzluklar başlıyor, hastalıklara karşı direncimiz azalıyor. Dolayısıyla da mutlaka bu kronik hastalıkların hangisinde olursak olalım diyetimize dikkat etmeliyiz, sağlıklı beslenmeliyiz, dengeli beslenmeliyiz, bol su almalıyız, egzersizleri yapmalıyız ve dışarıya çıktığımızda da mutlaka maskemiz olmalı. Bir de çalışmalar gösteriyor ki en çok en yakınlarımızdan kapıyoruz bu hastalığı. Dolayısıyla da arkadaşlarımızla konuşurken de sosyalleşirken de mutlaka mesafeyi ve şeyi koruyalım. Onun dışında Şimdi bunun şeyle ilgili direkt bir ilaç yok ama elimizdeki ilaçları nasıl kullanacağımızı öğrendik ve dedik ki daha az ölümler oluyor, daha kullanıyoruz. Yeni ilaçlar da bunlarla ilgili geliyor ama yeni ilaçların gelişmesi bildiğiniz gibi uzun bir süreç istiyor. Yakın süre, süreçte beklemiyoruz ama aşılar bu, bu an itibariyle faz çalışmalarını tamamlayan aşılar var. Dünyada 4-5 tane farklı yöntemle yapılan aşı var. Ülkemiz bu şeyde daha çok tercihini Çin aşısından yana kullandı ama o da klasik yöntemle yapılmış. Daha önceki daha önceki grip aşılarla benzer yöntemle klasik yöntemle yapıldığı için aslında bildiğimiz bir yöntemle yapıldığı için bence güvenilir görülüyor. Bunları geldiğinde mutlaka bu risk grubundakiler yaptırmalı. Zaten bakanlık da bunları bu aşıları 50 milyon kadar alındı. Bu iki kere yapılacak. Dolayısıyla 25 milyon kişiye ilk etapta yapılacak ülkemizde. Öncelikle sağlık personeli bu ve bu kronik hastalığı olan bu saydığımız işte diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, kanser hastalığı, böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları gibi hastalara öncelik verileceğini, yani sizlere öncelik vereceğini, 65 yaşın üzerindeki hastalarımıza öncelik verileceğinizi bilmenizi istiyorum. Ve bakanlık onayından geçmiş bir açığı yapmakta kesinlikle tereddüt etmeyin, yaptırın diye öneririm. Bunun dışında bize sorulanlardan bir tanesi de virüs aşısı ve zatürre aşılarını olalım mı? Zatürre ve fizik aşılarını da mutlaka olmanız gerekiyor bu risk grubundaki hastaların. Zatürre aşısını istediğiniz zaman yaptırabilirsiniz. Bunları aile hekimlerinden temin edip yaptırabilirsiniz. Virüs aşılarını da normalde işte bu sonbahar aylarında her yıl öneriliyor ve bu kronik hastalığı olanların da yaptırmasını biz öneriyoruz. Her yılda bunu tekrar etmesini öneriyoruz. Son söz olarak gerçekten ülkemizi ve dünyayı etkileyen önemli bir hastalık ama e, bilin ki tam da çaresiz değiliz. E, öncelikle bulaşmasını önleyebiliriz. Bulaştığında e, daha tecrübeli doktorlarımız e, ölüm oranları çok daha düşüyor, düşmekte ve en önemlisi aşı da artık e, faz çalışmalarını tamamladı. Çok yakında kullanıma girecek. Hatta bazı ülkeler aşılamalara başlandı. E, Kötümsel olmamıza gerek yok sadece bu kalan günlerde dikkat edelim, kapmayalım, kaparsak da erken doktora başvuralım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.